hemşehrilerimizden haklı olarak istek ve şikayetler geliyor. Polatlı Belediyesi olarak arkadaşlarımız bu konuya yoğunlaşarak çözüm üretiyorlar. Ancak şehrin sorumluluğu alanındaki yollarda da, büyükşehrin sorumluluğu alanındaki yollarda da aynı sıkıntılar mevcut. Ben Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımdan kıştan çıkmış olmamız ve bahar sezonunun başlaması sebebiyle daha çok çaba sarf ederek yollarımızın bir an önce Polatlı'mıza yakışır seviyeye getirmesi konusunda çaba sarf etmelerini istiyorum. Bunu saygılarla arz ediyorum. Teşekkür ederim. Defalarca. Onlardan Allah razı olsun. Polatlı'nın insanı, Polatlı'nın evladı gibi çalıştıklarına inanıyorum. Bu gayret göstereceklerine de inanıyorum ki böyle söz verdiler. Elinde oldukları imkanlar sürecinde yapacağız dediler. Bu sözü verdiler. Biz de bunu bekliyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah. Evet, başkanım şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. İki gün sonra nasıl olursa Büyükşehir'in asfalt tendersi devreye girecek. Elbette ki Polatlı genel olarak diğer Ankara içerisinde yol ağı en geniş olan bir ilçemiz. Fakat asfalt ekibi tabiri bizce de yetersiz. Biz bunu en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. İşte yama ekibi ayrı var, bir de diğer ekip var. İnşallah en büyüğüyle bunu yukarıda daha iyi bir şey toparlarak. Tabi en önemli şey grup yolları. Burada biz köy işlerine de girdik tabi. Aslında köy işleri, büyükşehir, hani siz de demin arz ettiniz, büyükşehir gelen belediye demedi. Biz 10 tane köy içi yolu yaptık. Aslında bundan sonraki yapacağımız şey, öncelikle köy grup yollarına ve şehir içi minibüs hatlarına önem vermemiz gerektiğini yani düşünüyorum. Ana arterlerdeki sorunu çözersek diğerlerini çözmek daha kolay olacak. Evet, aynen başkanım. Şehrin Şehitlik Mahallesi, Şentepe Mahallesi, İster Mahallesi. Bu bölgeler çok fazla inşaatla karşı karşıya. Dolayısıyla çok fazla kazı oluyor. Yani kapatmak da zaman alıyor. Kapatsak da ertesi gün tekrar sorun çıkabiliyor. Profesyonel bir şekilde bu işi çözmek lazım. Bu Polatlı'nın en büyük sorunu arkadaşlar şu an. Bugün vatandaş özel idareyi arar oldu. Yani büyükşehir grup yollarında bir zahmet bir an önce başlasın. Yani hep beraber yapılacak inşallah. Tabii bunun grup yollarındaki sorumluluk zaten Büyükşehir Belediyesi'nin. Biz de bazen bazı yolları yama yaptık geçmişte, geçen yıllarda kendi imkanlarımız dahilinde. Mesela şu anda biliyorum ki Beyce'yi, Saçburul yolu, Yavrubaba tarafı, o taraf çok facia. Özellikle kamyonların güzergahından dolayı. Yani bunu acilen çözmemiz lazım, vatandaşımız haklı. Biz bugün Turan Bey'le o yolları gezdik geldik. Mecbur gerçekten berbat. Evet. Yarın ekipler o yola giriyorlar. İnşallah. Kaçmasacaklar. Daha sonra akabinde düzeldikten sonra asfalt atılacak oraya. Şimdi Büyükşehir biliyorsunuz sıcak asfalt. İlk defa Ankara Büyükşehir Belediyesi zamanında köyler sıcak asfalt gördü. Ama maliyetli ve yapımı da çok zaman aldığı için onu yetiştiremediler. Bu sene inşallah soğuk asfalta dönüyorlar. Yani kaplama dediğimiz eski asfalta. Bu biraz daha hızlı olacak inşallah. İki tane ekip ayarlandı Büyükşehir tarafından. Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle aşırı bozuk olan köylerde başlamak üzere birçok köyler bu sene çıkartılacak. Tekrardan da yine sıcak asfalt yapılmaya devam edecek. İnşallah. Beraber iki grupta ifade etti. Kamunun da söz verdi. İki tane grupta. Evet. Bekliyoruz. Bir sonraki toplantı.